otağın, ufku durağın bilesin ak kız. Yürüyesin. Kimsin sen? Kimsin? Sonrası değil ama öncesinde zaten ilgim vardı. Merak ederek takip ediyordum yapımları. Ama tabii işten sonra, destandan sonra kadın üzerinden anlatılan çok bir iş olmadığı için örnek olarak o anlamda değil ama nasıl bir anlatım dili seçtikleriyle ilgili tarihi dizilere, bu tarz dizilere tabii ki daha fazla baktığımız oldu. İki esir teginimiz var. Ne isteyeceksin babamdan? Görürsün. Çolpan Hatun oğullarımı sağ komaz. Bu kız ölmeli. Tabii şu an aslında kullandığımız dil günümüzde yakın ama bazı kelimelerden işte köken olarak bazı kelimelerden uzak durarak bir dil oluşturmaya çalışıyoruz. Kullandığım özellikle bir kelime yok ama Türklerin tarihini anlattığımız için Arapça ve Farsça kökenli kelimelerden biraz kaçmaya çalışıyoruz. Daha henüz o kadar bir etkileşim olmadığı için. Hayatıma da tabii yansıyor. Özellikle lazım kelimesi yerine gerek demeye başladım o hayatımda. Ama onun dışında dizimizde kullanılan dilin kullanımı, o eski kelimelerin bir bütün olarak işte kurultaylarda söylenen şekliyle gerçekten çok hoşuma gidiyor ve sanatsal buluyorum dili. Yüzünü göster bana. Babanı zehirleyen avızla evlenirsin. Sen de vurdun babamı. Hanımla evlenirsin, benimle değil. Baştan beri sürekli takipçilerimle iletişim halinde kalmaya çalışıyorum. Ne anlattığımızı, onlar tarafından ne anlaşıldığını merak ettiğim için yorumları da takip ediyorum. İzlemeye devam etmelerini ve gerçekten ne anladıklarını, bu işin onlara ne kattığını bizimle paylaşmalarını bekliyorum. Sen de çift başlı kurttan başkasına boyun eğmem. Özellikle söyleyebileceğim bir yorum yok aslında. Takip ettiğim için gerçekten çok kıymetli şeyler de görüyorum. Partnerimle, diğer oyuncu arkadaşlarımla aramızdaki bağla ilgili ya da bir kadının ne kadar güçlü olabileceğini ve inandığı şeyler uğruna nasıl hayatını ortaya koyabileceğiyle ilgili güçlü, cesaret veren yorumlar alıyorum. Bunlar hoşuma gidiyor tabii ki. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.